Merhaba, ben Mesut Çevik. donhaber.com olarak Computex 2017'deki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Asus standındayız ve Asus burada Computex 2017 kapsamında AMD'nin 16 çekirdek 32 thread Threadripper Core serisinde yer alan işlemcilerini takabileceğimiz X399 anakartını tanıttı. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte bu anakarta yakından bakalım. Asus'un X399 anakartı gerçekten çok cüsseli görünüyor. Üstünde RGB aydınlatmaya yine yer verilmiş. Köşelerinde de boydan boya aslında kasanın içine bir ambiyans verecek, içerideki ortamı da aydınlatabilecek bir RGB LED şerit konulmuş. Gerçekten oldukça kaliteli bir LED şerit. Her türlü renk geçişini çok yumuşak bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda anakartın üstünde de hani tam bu portlara, bağlantı portlarına denk gelecek yere de bir tane RGB LED koyulmuş ama burada asıl önemli konu buradaki ekran. Bu ekranda işlemcinin çalışma hızı ve belirlediğiniz animasyonlar görüntülenebiliyor ve bunları BIOS'tan yönetiyorsunuz. Gerçekten bu ekran da Asus'un yeni seri anakartlarında fark yaratan unsurlardan bir tanesi. Çünkü X299 anakartlarında da benzer ekran teknolojilerine yer verdiğini görüyoruz firmanın. AMD'nin Threadripper serisi işlemcileri oldukça büyük soketlere sahipler. 16 çekirdek 32 thread dediğimiz şey kolay bir iş değil ve sunucudan değiştirme teknoloji olduğu için de soket teknolojisinde değişikliğe gidildi. 4094, soket 4094 olarak burada bir isimlendirme yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda bu işlemciler 4 kanal belleğe sahip oldukları için de 8 tane bellek slotunu görüyoruz. Aynı X99 anakartlarda gördüğümüz gibi 4 tane sağda 4 tane solda olacak şekilde konumlandırma yapılmış. Burada sadece özel bir slot görmekteyiz. Bu slot Asus'un geliştirdiği bir kartla beraber kullanılıyor ve bu özel kartı buraya takarak o kartın üstüne iki tane M.2 SSD bağlayabiliyorsunuz. RAID modunda hızlı bir şekilde anakartla haberleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Asus aynı zamanda soğutma konusunda da avantaj sağladığını belirtmekte. İşlemciler oldukça fazla güç çektiğinden olsa gerek ki burada iki tane 8000 ekstra işlemci güç bağlantısı görüyoruz. Hemen burada açıp kapatma tuşları da konumlandırılmış. Aynı zamanda burada size göstermek istiyorum giriş çıkış portu olarak da gerçekten çok zengin bir anakart. Herhangi bir şekilde USB 3.0 port bağlantısı, Type-C bağlantısı konusunda sıkıntı yaşamayacağınız aşikar. Aynı zamanda optik çıkışımız ve ses kartı bağlantılarımızı da görüyoruz. 10 gigabit Ethernet kartımız hemen burada yerini almış durumda. Burada konuşulması gereken konulardan bir tanesi tabii ki bu anakartların fiyatı olacak ama ne yazık ki fiyat bilgisi konusunda herhangi bir şey söylenmedi. Bu yüzden anakartın çıkışıyla beraber tam olarak kesinleşmiş fiyatlarını da göreceğiz. Ayrıca bağlantı portları olarak da oldukça zengin, aynı zamanda Intel'in özel sunucu serisi SSD'lerini bağlayabileceğimiz, kablolu PCI Express olarak isimlendirebileceğimiz port da yine burada yerini almış durumda. Bu portları genelde çok üst seviye anakartlarda görebiliyoruz. Standart kullanıcılara yönelik anakartlarda pek karşımıza çıkmıyor ancak pahalı anakartlarda görmekteyiz ki zaten aslında karşımızdaki anakartında ucuz olacağını söylemek yanlış olur. Üst seride yer alacak donanımsız özelliklere donatıldığı aşikar. Bu videomuzda Asus'un X399 anakartını hızlıca bir göz atmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.